Bakın arkadaşlar, La Paz şehrinin yamaçları, şehrin genelindeki bütün binalar sıvasız. Kiremit rengi. Yani şehir tamamen komple gecekondulardan oluşmuş diye düşünüyorsunuz. Bunu biraz araştırdım. Sanırım paraları yok diye, yani maliyetten kısmak için bu tarz bir yöntem geliştirmişler. Bir kaynakta da şey diyor, hani bu şekilde bırakırsa inşaat tamamlanmamış, vergi ödemeyecek anlamına geliyor gibisinden bir anlamı falan varmış. Böyle bir durum var La Paz'da. Şehir 3625 metrede demiştim. Bakın, yani enteresan bir şehir ya bu La Paz. Yamaçların, kayaların, ağaçların arasında bazı bölgelerde ve teleferik hattı şehrin her yerini sarıyor. Bakın şurada görüyorsanız. Teleferik hattı, cable car diyorlar bunu İngilizce'de. Bütün şehirdeki ulaşım, yani bildiğimiz public transportation bu tarz teleferiklerle gerçekleştiriliyor. Ve dünyada bu sistem ilk. Ben de teleferiğe bineceğim. Onu başka bir videoda size göstereceğim. Şehri teleferikle dolaşacağım La Paz'a. Bakalım. La Paz sen mi büyüksün ben mi? La Paz, Bolivya, 3625 metre. Burası da benim otelim arkadaşlar. Diğer tarafa gidelim manzaraya. Otelin çatısı. Bakın. Orman oluşumu o tarafta. Böyle bir geniş bir vadiye kurulmuş. Bakın şuradaki kayalıklara. Şehrin göbeğindeki kayalıklara bakın. Dağlarla çevrilmiş yüksek bir vadide kurulmuş La Paz şehri. Yüksek katlı binalar da var. Zaten 3625 metredeyiz. Bir de gökdelen inşa etsen o kadar görkemli gözükmüyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği var. Otelde 21 dolara kalıyorum özel odada gecelik, kahvaltı dahil. Kahvaltı da çok güzel. Otelle alakalı şöyle bir tip vereyim arkadaşlar. Ben genelde gittiğim her şehirde bir gecelik rezervasyon yapıyorum. Otelde ise booking. Ve otele gittikten sonra oteli beğenirsem, hani kahvaltısını, lokasyonunu, personelini gidiyorum. Resepsiyoniste diyorum ki ya ben burada en az bir hafta kalmak istiyorum. Bana Booking'den daha iyi fiyat verir misin? Birazcık da aranıyı tutacaksın, iyi muhabbet kuracaksın resepsiyonistle. Bugün de çok güzel bir deal yaptım. Normalde Booking'den 21 dolar demiştim. Bir hafta daha tuttum. Yaklaşık 15 dolara geldi. Yani gecelik 6 dolar cebe tasarruf olarak kalmış oldu. Siz de bu tipi kullanın arkadaşlar. Bu tip çok önemli. Eğer flexible'sanız, yani böyle belli bir planınız yoksa, programınız benim gibi göçebe hayatınız varsa, bir gecelik önce booking yapın, sonra gidin pazarlık yapın. Yani zaten oteller büyük oranda komisyon veriyor, %20 ile %30 arasında booking'e. O yüzden onların da işine geliyor, senin de işine geliyor, win-win oluyor. Bazen ise otellerde şöyle bir durum var, booking'in sadakat programı var. Mesela ben şu an 3. seviyedeyim. Son 1 senede 15'ten fazla otelde booking üzerinden kanıtlama yaptığım için bana öyle bir 3. seviye, artık son seviye sadakat programı üyeliği verdi Booking ve bu da %15 ile %20 arasında indirim sağlıyor. Yani çoğu otelde aslında check-in fiyatından daha ucuza kalabiliyorsunuz Booking üzerinden, ama bazen de şöyle bir durum oluyor. Mesela otele Booking üzerinden bakıyorum, herhangi bir Genius 3 indirim yapmamış bana. Bu demek oluyor ki yani otele walk-in yaparsam daha iyi fiyat alırım. Yani otel Booking'de 20 dolarsa ve Genius indirim uygulanmamışsa, bu fiyatı özellikle dikkat edin. Genius indirim uygulanmışsa o ayrı bir mesele. Bu yöntem işlemez. O yüzden gidin otele walk-in'e ve deyin ki ben bir gece kalacağım. İşte göreceksiniz ki Booking'den daha iyi fiyat alacaksınız. Çünkü
otel Booking'e %20 komisyon verdiği için o marjı oda fiyatının üstüne ekleyip Booking'de öyle listeliyor. Yani siz de walk-in yaparsanız o marjı siliyor, daha düşük fiyat almış oluyorsunuz. Bu şekilde ben çok para cepte kaldı, save ettim. Bu taktiğimi de unutmayın arkadaşlar. Bugün size seyahatle ilgili iki tane tip vermiş oldum paranızı tasarruf etmek için. Yani daha çok deneyim paylaşma videosu çekeceğim bundan sonra. Öyle gezip etrafı çekme videoları bitecek. Çünkü deneyim daha değerli, daha bir değer veriyor ortaya. Ve insanlar bu yüzden aslında abone oluyor kanalımıza. Etrafı herkes çıkıyor. Tamam, farklı bir tarzınız olsa bile etrafı çekerken gezi kanalında. Yani ben daha çok deneyim, seyahat deneyimim, göçebe hayatım, yurt dışında yaşam, yurt dışında nasıl taşınırsınız, nasıl iş bulursunuz, işte göçebe hayatta online işler, online olarak nasıl para kazanıp dünyayı gezersiniz. Bu tarz konularla alakalı çok fazla video verecek. O yüzden şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve söylemeyi unuttum. İnanılmaz kaotik bir şehir. Sokakları, La Paz'ın. Araba kornaları, insan bağırıntıları, satıcılar. Hepsi birbirine karışıyor. Çarşı, pazar, bakın her yer pazar, her yer satıcı. Bakın arkadaşlar, merkezdeki teleferik ulaşım araçları için istasyonlardan biri. Şehrin her yerinde bu istasyonlardan var. Bildiğiniz bunu metrobüs durağı gibi olarak düşünebilirsiniz. Ne güzel değil mi ya? Böyle bir ulaşım aracı. İstanbul'a da yapılmalı bu. Şehir 3600 metrede kurulu olunca böyle efsane bir ulaşım yöntemi geliştirmişler. Güzel proje. Belediye çalışıyor arkadaşlar. Karşımızda ise bu ayna potosu. Bulutlu bugün. Bu teleferiğe atlayıp bütün şehri dolaşabilirsiniz La Paz'ı. Burası da büyük bir meydan. Mercado Camacho'ymuş. Camacho Market. Böyle enteresan bir ulaşım yöntemi geliştirmişler. Şu anda Mira doğru kimli diye bir gözlem noktası var tepede. Oraya doğru yürüyorum. Nefes nefese kaldım. Birazdan size şehrin tepesinden La Paz manzarasını göstereceğim. Herhalde bir 4000 metreye çıkıyoruzdur. Mirador diye geçiyor İspanya'da. Denizden kuş bakışı. Manzara izleme noktası. Vamos. Bakın sıvasız evler her yerde, her mahallede. Öldüm bittim arkadaşlar, şu yokuşa bakın. Grup prova yapıyor. La Paz'daki bu yokuşlar beni öldürüyor. Yorulduk, uzun bir gün oldu ama güzel bir gün oldu. Güzel bir vlog oluyor arkadaşlar herhalde. Beğendiniz mi? Yorumlara bildirin lütfen. Dün gece kondu mahallesi gibi. Tekin gözüküyor mekan. Umarım tekindir. Güneş batmak üzere. Saat 6. Evet, son basamaklar. Oh. Son basamak. Oh. Öldüm. Konuşamıyorum. 4000 metrede böyle yokuşa çıkmak kolay değil arkadaşlar. Ama manzara efsane. Şuradan bir yerden geldim. Şuna bakın ya. Ve asıl bomba diğer tarafta arkadaşlar.
şehri çevreleyen dağlardan biri ama en görkemlisi. Huayna Potosi karşınızda efendim. 6000 metre zirvesi. Şuraya bakın ya. Muazzam ya. Mirador Killi Killi mekanın adı. Killi Killi manzara noktası gibi bir şey Türkçesi. Çok yoruldum. Nefes nefese. Vay be, Huayna Potosi. Sen neymişsin be abi? Şehirden şu manzaraya bakın ya. Vay 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 vay. Bu stat da arkadaşlar şehrin stadı. Dünyada en yüksekte bulunan stat. 3700 metrede. Nasıl futbol oynuyorlar 3700 metrede arkadaş? Avrupalı takımları getirsen buraya hepsi pert olur ha. La Paz'ın, Bolivya'nın takımları hepsi alt üst eder. Muazzam manzara. Ne kadar görkemli bir dağ. Huayna Potosi. Tam hatunu yitirmelik nokta. Romantizm kazıyor gençler orada. Rahatsız etmeyelim. Sizi böyle güzel bir manzarayla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. La Paz manzarasıyla. Bu arada bilmiyorum söylemeyi unuttum galiba. La Paz Türkçe'de barış demek. İngilizce'de de peace demek. Barışın şehri La Paz, Bolivya. Arkamda ise görkemli Huayna Potosi arkadaşlar. Oh be. Bugünün son noktası buraydı. O yüzden videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Ben de birazcık manzaranın keyfine bakayım. Güzel bir vlog oldu. İlk gün vlogu La Paz'da. Umarım keyif aldınız. Huayna Potosi be. Selam çakıyor orada bize. Vay arkadaş. Neyse arkadaşlar. O zaman bir sonraki maceralarda görüşürüz diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. La Paz'dan, Bolivya'dan herkese selamlar, sevgiler. Hoşça kalın.